Herkese merhaba, ben Merve. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu 3 kol modelinin yapım aşamalarından bahsedeceğim. Üçü de gayet kolay modeller. Elbiselerde, tuniklerde, bluzlarda farklı olarak kullanabileceğiniz kullanışlı kol modellerinden bazıları. Birinci modelimiz için karpuz kol kalıbına ihtiyacımız var. Kolumun gösterdiğim yerlerine overlocklarını çekiyorum. Overlock'unu çektikten sonra böyle 7-8 cm'lik bir kısmını içeriye kıvırıp dikiyorum. Diğer taraf için de aynısını yapıyorum. Kenarlarını diktikten sonra gösterdiğim kısmına en geniş dikiş adımında büzgü yapıyorum. Adımımı bu şekilde en genişe getiriyorum ve yarım santimden dikiyorum. Diktikten sonra alttaki ipi çekerek büzgümü elde ediyorum. Gösterdiğim gibi ipi ayırıyorum ve çekiyorum. Bu şekilde büzgü olmuş oluyor. Bilek ölçüme göre büzgümü ayarlıyorum. Ben 18 santim olarak yaptım. Büzgümü yaptıktan sonra manşetimi gösterdiğim yerlerden dikiyorum. Manşetimin kenarları potluk yapmasın diye bu şekilde kesiyorum. Manşetimin kenar kısımlarını birer santimden içeriye kıvırıp ütüledim. Bu aşama gerçekten önemli düzgün bir dikiş için. Büzgü kısmımın ortasını buluyorum. Ve manşetimi tam büzgüye ortalıyorum. Bu 1 santimlik içeriye kıvırdığım kısımlardan büzgümü içeriye alıyorum. Yani iki parçanın arasında olmuş olacak büzgüm. Gösterdiğim gibi yerleştiriyorum ve gösterdiğim yerden dikiyorum. Manşetimin bu kısmından başlayarak ince bir dikişle sonuna kadar dikiyorum. Bu kısımda da ince bir dikiş yapmak önemli. Çima dikişi yapacağım. Kolumun bu iki çıt arasını büzgü dikişi yapıyorum tekrardan. Ve yüzü yüzüne gelecek şekilde katlıyorum. Bu yırtmaç kısmıma kadar dikişimi kapatıyorum. Tam bu noktada kapatıyorum. Yan dikişimi yapıp omuz büzgümü de yaptıktan sonra kolum bitmiş oluyor. Sadece bedene takılması kalıyor bu aşamadan sonra. Bu şekilde bu kısmını bağlıyorsunuz. Bu modeli ince kumaşlarda tercih ederseniz çok daha güzel durur bu bağlama kısmı. İkinci modelim için bir adet lastiğe ihtiyacım var. Gösterdiğim yerden kıvırıyorum, overlock'unu çekiyorum ve dikiyorum. Diktikten sonra
8 santimden işaretimi alıyorum. İşaretimi aldıktan sonra lastiğimi bu şekilde koluma takacağım. Lastiğimi taktıktan sonra kolumun görüntüsü bu şekilde oluyor. Daha sonra yan dikişimi kapatıyorum. Ve kolum bitmiş oluyor. Gerçekten çok kolay ama çok tatlı duran bir model. Bu model genelde böyle çocuk elbiselerinde, yazlık elbiselerde kullanılıyor ve çok güzel duruyor. Üçüncü ve son modelimde bu şekilde balon kol yapacağım. Bu kısmı büzüyorum. Büzdükten sonra görüntüm bu şekilde. Yan dikişimi kapatıyorum. Ve manşetimi yüzü yüzüne gelecek şekilde katlayıp gösterdiğim yerden dikiyorum. Diktikten sonra manşetimi yine gösterdiğim gibi katlıyorum. Manşetimin görüntüsü bu şekilde oluyor. Kolumun yan dikişiyle manşetimin yan dikişi üst üste gelecek şekilde ve iki parça yüzü yüzüne gelecek şekilde yerleştiriyorum. Manşeti kolun içerisine sokuyorum. Ve tüm çevresi boyunca iğneliyorum ve gösterdiğim yerden dikiyorum. Diktikten sonra kolum bu şekilde görünüyor. Bu da gerçekten yine bence çok kolay bir model ve çok benim sıklıkla kullandığım modellerden biri. İsterseniz bu kısma karpuz kol gibi yapıp büzebilirsiniz. O şekilde de güzel duruyor. Ve kollarımın bitmiş hali bu şekildeydi. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Instagram adresimi açıklamalar kutucuğuna yazıyor olacağım. Daha fazla dikiş videosuyla görüşmek üzere. Hoşça kalın.